Yozgat yolculuğumuza kentin çehresini değiştiren ve ekonomik açıdan değerlerine değer katan projelerle devam ediyoruz. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikteyiz. Güzelliklerini anlatmakla bitiremeyeceğimiz Yozgat'ı Başkan Köse'den dinliyoruz. Yozgat, tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra son yıllarda hayata geçirilen ve planlanan projelerle bölgenin hızla gelişen ve cazibesi artan bir kenti olarak öne çıkıyor. Biz de vizyon olarak Anadolu'nun bu kadim şehrinde çıktığımız yolculuğumuza kentin çehresini değiştiren ve ekonomik açıdan değerlerine değer katan projelerle devam ediyoruz. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikteyiz. Güzelliklerini anlatmakla bitiremeyeceğimiz Yozgat'ı Başkan Köse'den dinliyoruz. Yozgat Anadolu'nun tam merkezinde bir Türkmen şehri. Tam bir tipik Anadolu şehri. Esasında Çamlık Milli Parkı'yla da İç Anadolu'da yeşili en bol şehirlerden bir tanesi. Daha doğrusu çarşı merkezinden, şehir merkezinden yeşil bir bitki örtüsüne ulaşmak 3 dakika, 5 dakika, en fazla 10 dakika. Böyle bir şehir, görselliği olan bir şehir. Yapısı itibariyle manzaraya hakim bir şehir. Rakımdan, yüksekliğinden dolayı havaları serin, suları buz gibi, doğal güzelliği olan ve tarihi dokusuyla görülmeye değer şehirlerimizden. Yani havası sert, insanı mert bir şehrimizdir. Tabii bütün dostlarımızı, kardeşlerimizi Yozgatlı olan veya Yozgatlı olmayan veya Yozgatlı hiç görmeden Yozgatlı olan kardeşlerimizi de hep Yozgat'ı görmeye, burada misafir etmeye her birini davet ediyoruz biz. Başta da dediğimiz gibi Yozgat son yıllarda hayata geçirilen ve planlanan projelerle cazibesini her geçen gün artıran bir kent. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse bu projeler hakkında şu bilgileri veriyor. Göreve geldikten sonra biz yol ve park çalışmalarına ağırlık verdik. Ağır projelerimiz vardı bizim. Seneler öncesinden aslında çözülmesi lazım gelen fakat işte çözülemeyen altyapı sorunlarımız vardı. Onları ele attık. Elektrik enerjisi üretim tesislerimize ele attık. Devamlı gelir getirsin diye. Sosyal alanlara özellikle önem verdik. Park ve bahçeleri çoğalttık. Sosyal getirisi olduğuna inandığımız işte hasta yakınlık konu ve evimiz, ticarethanelerimiz, iş merkezlerimiz, bunların projelerini tamamladık. Şimdi hep ihalelerini yapıp yer testlerini yaptık. Şimdi aynı zamanda Büyük Cami, Çapanoğlu Büyük Camisi var. 1779 yılında ibadet alan Çapanoğlu Mustafa Bey tarafından yapılmış olan, şehre mührünü vuran, şehrin kimliği olan camimiz. Onun çevresinde genişletme çalışmalarımız oldu. Eski baraka halinde yapılmış iş yerleri vardı. Onların tamamını orada harfiyat çalışmasıyla temizledik, kamulaştırdık, anlaştık. Orada 12 bin metrekare üzerinde müthiş bir yeşil alan. İbadethanenin hemen yanında işte oturabileceği, insanlarımızın rahatlıkla vakit geçirebileceği alanlar inşa ediyoruz şu anda. Bu sene inşallah teslim olacak. Orada bir kelime salonumuz, aşevimiz, sosyal alanlarımız, otoparkımızın olduğu müthiş bir projeydi o. Onu hizmete inşallah bu senenin sonunda açacağız. Aynı zamanda millet bahçemizin kararı alındı. 9. ay gibi de inşallah ihalemiz olacak. Onun müjdesini mesela siz aracılığıyla da tüm Yozgat kardeşlerime de vermiş olayım. Coğrafi konumu ve ulaşım altyapısı nedeniyle Yozgat'ın yatırımlar için bir cazibe merkezi olduğunu dile getiren Başkan Köse, tüm yatırımcıları Yozgat'a yatırım yapmaya davet ediyor. Yozgat Anadolu'nun merkezinde doğuyu batıya bağlayan ve güneyi de kuzeye bağlayan yol aksı üzerinde. Yani Karadeniz'den Akdeniz'e ve doğudan batıya giden yolların tam kesişme noktası Yozgat merkezde Sorgun arasındaki yol kavşağıdır. Dolayısıyla ulaşımı en rahat şehirlerden bir tanesi bir. İkincisi yük taşımacılığında trenimiz mevcut. Aynı zamanda tabii iki tane organ sanayi bölgemiz var. Bir tanesi de şimdi özel organ sanayi bölgesi. Şimdi Bozok OSB'yi kurduk. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanı yardımcımız, Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ, milletvekilimiz bir gayret gösterdiler. Orada müthiş bir çalışma var şimdi. Bozok OSB'yi de kurduk. Onu da iş ve işlemlere devam etmekte. Hemen yanı başında havalimanı projemiz var. %80 altyapısı şu anda bitti. Üst yapı ihalesiyle birlikte. Yani önümüzdeki seneler içerisinde de 2022 bir açılması planlanan bir havalimanı ki havalimanı iş ve işlemlerin hızlı sağlıklı yürümesi açısından da ulaşım çok değerli bizim için. Uluslararası bir havalimanı, Avrupa'dan direkt seferlerin olacağı bir havalimanı. Buradan charter seferler yapılabilir. Gurbetçilerimiz Almanya, Belçika, Hollanda, işte Avusturya, Fransa. Burada çok yoğun bir şekilde gurbetçilerimiz de oradan özellikle o yaz tatillerinde direkt charter seferleri, direkt uçuşlarda olma ihtimali var. Çünkü onu da değerlendiriyor. Çünkü Yozgat'ta kurulan havalimanı aynı zamanda Çorum'a da
hizmet verecek. Aynı zamanda daha öncesinde temelleri atılan, çalışmaları yapılan hızlı trenimiz var bizim. Yani Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Bakü, Tiflis'e doğru giden aslında evet. İpek Yolu projesinin bir devamı olan o proje Yozgat merkezden geçmekte. Merkezle birlikte 6 tane ilçesinden geçmekte o hızlı trenimiz. Şu anda test sürüşleri devam ediyor. Muhtemel odur ki 2 ay sonra da akredite edilip seferlere başlayacak. O da bizim için müthiş bir gelişme. Ankara-Yozgat arası 55 dakika. Hem şehrimizin kültürüne, hem ekonomisine, hem sağlığına, hem ticaretine, hem turizmine müthiş katkı sağlayacak projeler bunlar. Aynı zamanda işte sanayiyi de destekleyen projeler. Evet, evet. Biz bunu iyi kullanacağız. OSB'yi sağ olsun büyüklerimiz gayretleriyle ihya ettiler. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz yatırımcılarımızı Yozgat'a davet ediyoruz. Biz burada iş gücü de var. Burada her şey var. Biz emirlerindeyiz. Onların yanına düşüp nerede işi varsa kapı kapı dolaşmanın da biz sözünü veriyoruz. Bravo. Her bir kardeşimizi, Yozgat'ta iş yapmak isteyen her bir vatandaşımız bizim için değerlidir, bizim için kutsaldır. Onlar başımız üstünde yeri vardır. Onları biz Yozgat'a davet ediyoruz. Başkan Köse sözlerini yurt dışındaki Yozgatlılara seslenerek tamamlıyor. Avrupa'da yaşayan ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan tüm Yozgatlılara sizler aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Bizim kültür elçilerimiz orada. Bizi temsil ediyorlar. Yozgatlıyı temsil ediyorlar. Pek çok kardeşimiz de orada iş yeri sahibi olmuş. İyi yerlere gelmişler, güzel yerlere gelmişler. Siyasetinde, eğitimine, sanayisine, sağlığına damga vurmaya başlamışlar ki inşallah Yozgatlı olduğu yere de can getirir, hayat getirir diyorum. Onların her birine selam olsun.